Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. İşte geliyor. Vuramadın. Bir dahaki sefere görüşürüz. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye. Rüzgar kuzey yönünden 3 kilometre. Hadi ama Zeynep, seni bekliyoruz. Ki şöyle atmalıyım. Oldu işte. Hazır mısın Ali? Hazırım. Can alacağım. Görüşürüz. Az kalsın başarıyordum. Artık bir dahaki sefere. Galiba koca çınar bizi çağırıyor. Acele edelim, koşun. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk koca çınar. Hayırdır Ali, üzgün gibisin. Ya, kartop oynarken az kalsın can alacaktım. Son anda topu elimden kaçırdım. Üzülme bu kadar. Asıl önemli olan işi başardınız. Ne yaptık ki koca çınar? Gürgen ve Azmi'ye yine derslerini verdiniz. Haklısın koca çınar. Senin yüzünden. Hepsinin yüzünden. Ama patron. Nasıl uçtular ama? Kesin akılları başlarına gelmiştir. Hiç sanmıyorum. Ben de. Yeni plan yapmaya başlamışlardır çoktan. Birincialtıdan girdik diyelim. Sonra ikinci altıya geçsek. Sonra da... Geldim patron. Evet. Nerede kaldın yine? Hemen veriyorum çayınızı. Allah! Gitti. Ay. Çay da boşa gitti patron. Öyle değil mi? Ne çayı Azmi? Yüzüm yandı benim. Demek ki 2 saat içerisinde oradan çıkmalıyız. Bu seferki hedefimiz neresi patron? Hedefimiz Topkapı Sarayı. İndirme ayarını. Neden orası peki? Neden mi? Geçenlerde sınıfça oraya geziye gittik. Ne güzel yermiş burası Hasan. İlk defa mı geliyorsun sen buraya? 7. sınıfta da gelmiştim bir kez. Geçen sene yani. Hayır, 35 sene önce. Ben 35 senedir 8. sınıfta kalıyorum ya Hasan. Ha, evet hatırladım. Amanın, bu muhteşem şey de ne böyle? O mu? 3. Mustafa'nın zırhı. Çok güzel değil mi? Hem de nasıl? Bu zırhı giyen muhtemelen inanılmaz güçlere sahip oluyordur. Onu kesinlikle ele geçirivereyim. Demek öyle patron. Eğer o zırhı ele geçirirsem bu dünyada her şeye sahip olabilirim. Dolayısıyla tarihe çok büyük bir darbe vurup tarih dersini de ortadan kaldırabilirim. Sonra da 8. sınıfı geçip astronot olmamın önünde hiçbir engel kalmaz. Şimdi patron, ben tam olarak anlamadım. Ne olunca ne oluyordu? Tekrarlar mısın? Tekrarlamam. Hadi harekete geçiyoruz. Bir kere de söylediğimi anlasan ne olur ki? Yürüsene Azmi. Hiç bıkmayacak mı koca çınar? Kim? Gürgen mi? Hiç sanmıyorum. Bakın, demedim mi size? Köklerimden tehlike sinyali alıyorum. Tahmin ettiğim gibi. Yine Gürgen. Nerede? Nerede? Hadi hemen gidelim. Evet Çınar. Nerede olduğunu belirleyebildin mi? Ne? Olamaz. Gürgen Topkapı Sarayı'na saldırıyor. Ne? Topkapı Sarayı mı? Acele edin çocuklar. Hemen gidiyoruz. Durun. Acil bir durum olursa tabletinden polisi arayabilirsin. Tamam. Dikkatli olun çocuklar.
Daha birinci avludayız. Tamam, şimdi ikinciye geçelim. Ne güzel bir yer, öyle değil mi patron? Güzel ama birkaç saat sonra hiçbir anlamı kalmayacak. Yapmasak mı patron? Bir sürü padişah burada koca imparatorluğu yönetmiş. Atalarımız sonuçta. Güzel konuştun aslında. Az kalsın vazgeçecektim. Ama şimdi işimize bakalım. Gel, hadi şuradan. Patron, plana göre 3. Mustafa'nın zırhı şurada gözüküyor. Hazır gelmişken her şeyi çalalım. Takip et beni. Heyecanlı mısınız arkadaşlar? Evet. Girmek üzereyiz. Atalarımız tüm dünyayı yıllarca buradan yönetmiş. Aa, ne kadar büyük. Gerçekten harika. Acaba amaçları ne? Yoksa kutsal emanetleri mi çalacaklar? Buna izin veremeyiz. Zeynep, bize bilgi verir misin? Sarayı 1478 yılında Fatih Sultan Mehmet yaptırmış ve tam 380 yıl boyunca devlet buradan yönetilmiş. 380 yıl mı? Evet Elif. 4 avlu ve birçok yapıdan oluşuyor. Saraylar, köşkler, kütüphaneler. Saymakla bitmez. Tabii ki bir sürü de tarihi eser var. O zaman ne yapacağız? Burası çok büyük. İkişerli gruplara ayrılalım. Zeynep benimle gel. Şu tarafa gidelim. O zaman biz de bu taraftan gidelim. Tamam. Ne güzeller değil mi Azmi? Evet patron. Çalacak mıyız onları? Tabii ki. Bilirsin ki yemek yemeyi severim. Bilirim patron. Ama camın içinden almayı nasıl başaracağız? Ta-ta-ta-tam. İşte bununla başaracağız. Cam kesen 6000'se. Kesemeyeceği cam yok. Son üretimim. Çok güzelmiş. Ne ara yaptın bunu patron? Sen benim geceleri senin gibi uyuduğumu mu sanıyorsun şaşkın? Evet, ben uyuyorum. Ben senin gibi tembel miyim? Neyse, elimizi çabuk tutalım. Bakarsın yine o veletler gelir. İşte oldu. Şimdi de dikkatlice çantaya yerleştireyim. Al bakalım. Dikkatli yerleştir. Sendeki çantada ne var patron? Çaldığımız anlaşılmasın diye yerlerine kopyalarını koyacağız. Çok akıllıca. İşte çok güzel oldu. Patron, bunlar kopyası değil ki. Bizim evdeki mutfak malzemelerini getirmiştik. Alsın. Bir süre kimse anlamaz. Hadi gidelim. Nerede bunlar? Ha? Mehmet bak. Olamaz. Bunlar da ne böyle? Gürgen asırlarını çalıp yerlerine bunları bırakmış olmalı. Çabuk olmalıyız. Kaftanları da mı çalacağız? Evet. Al bakalım. Yerlerine de şunları koyalım. Ama patron, onlar benim pijamalarım. Akşam yatarken ne giyeceğim ben? Padişah kaftanı. Tamam o zaman. Koş bakalım. Çok yoruldum. Yorulma sakın. Onları bulmalıyız. Aa, bunlar ne Elif? Olamaz. Demek kaşıkçı elması dedikleri buymuş patron. Aynen öyle. Bu elmasa sahip olan dehşet zengin olur. Çok para eder, çok. Ama patron, bu kadarı da fazla. O benim en sevdiğim misketim. Fazla konuşma. Beni takip et. Burası neresi Azmi? Bakayım patron. Plana göre burası... Burası kutsal emanetlerin olduğu yer. Lütfen yapmayalım. O kadar da değil Azmi. Saçmalama. Şurası neresi? Orası sünnet köşkü patron. Sen sünnet olmuş muydun? Oldum patron. Aferin. O zaman başka bir işimiz kalmadı. O muhteşem zırhı çalmaya gidebiliriz. Ah, ah, ah.
kaybettik. Sen ne yapıyorsun Zeynep? Tabletten 155'i arayıp polise haber verdim. İyi düşünmüşsün. Neredeler acaba? Gerçekten çok güzelmiş. Az sonra benim olacak. Dünyanın en muhteşem güçlerine sahip olacağım. Durun! Bırakın tüm çaldıklarınızı. Çok geç ufaklıklar. Çok geç. Utanmıyor musunuz bu yaptıklarınıza? Ya ben utanmıyorum. Sen utanıyor musun Azmi? Ben biraz utanıyorum patron. Ses sus. Hı? Bu arada ufaklıklar. Benimle konuşurken dikkat edin. Nedenmiş o? Çünkü ben artık bu zar sayesinde dünyanın en güçlü insanıyım. İstediğim her şeyi yapabileceğim yani. Tarih dersini yok edip okulumu bitireceğim. O Mehmet de avucunu yalayacak. Biz de bu konuda sana güveniyoruz. He? Siz neden güveniyorsunuz ki? Bilmem. Neden güveniyoruz Elif? Çünkü sen çok güçlüsün. Teşekkür ederim çocuklar. Hayırdır? Siz ekibi mi dağıttınız? Nerede diğer ikisi? O her şeye burnunu sokan Mehmet'i göremiyorum. Ben buradayım Gürgen. Vay, ekip tamamlandı. Bu arada sadece bu zırh değil, her şey benim elimde. Hem süper güçlerim var hem de zenginim. Ver çantayı Azmi. Tamam. Bakın da görün. Ne? Azmi bu çanta boş. Ne yaptın sen Azmi? Bunları mı arıyorsun? Demek siz çaldınız. Biz çalmadık Gürgen. Sen çaldın. Biz senden geri alıp yerine koyacağız hepsini. Çok beklersiniz. Muhteşem güçlü zırhımla hepsini sizden geri alacağım. Ey muhteşem zırh. Benden tüm aldıklarını geri götür. Bir şey olmadı patron. O zaman şöyle deneyelim. Ey muhteşem zırh. Bu çocukların hepsini yok et. Bu sefer bir şeyler oluyor patron. Ne olacak Azmi? Polisler geliyor. Kaç Azmi, kaç! Aferin çocuklar. Harika iş çıkardınız. Teşekkürler koca çınar. Merak etme. Biz varken hiç kimse İstanbul'a zarar veremez. Peki biz şimdiye kartopa devam edebilir miyiz? Tabii ki. Çok daha fazlasını hak ettiniz. Yaşasın. Bu sefer kesin can alacağım.